Bak sen basma, şimdi başlattık. Öyle mi? Sen telefonu bilemedin. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yüreğimizde var, söyle. Arkadaşlar annem keşkek yapmış. Ben bugün anneme geldim. Göster. Bu Isparta usulü keşkek. Biz böyle yaparız. Nohut, buğday, kemikli kırmızı etten oluşur bizim keşkeğimiz. Hatta bunu çömleklerde pişirirler Isparta'da. Bugün annem de keşkek keyfi arkadaşlar. Annem de burada. Barış da burada. Barış geldi. Benim oğlum da börek yiyor. Değil mi aşkım? Böreğimiz var. Ye oğlum. Böyle arkadaşlar. Salatamız var, turşumuz var. Çok güzel olmuş keşkek ya. Değil mi? Güzel olmuş. Özleşmiş ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Yemeğimiz bitmedi aşkım. Kalanı da içelim. Hay yavrum. Barış'a da börek yediriyorum arkadaşlar. Çünkü Barış belki bunu yemeyebilir. Damak tadına. Değil mi? Şehirde değişik geliyor. Annem de keşkek keyfi arkadaşlar. Salatamız var. Şöyle salatamız var. Ezan da okunuyor. Akşam oldu arkadaşlar. Saat 8'e falan geliyor. Ben 6'da geldim. Geldiğimde annem ocağa atmıştı keşkeği. Biz keşkek vurduk deriz. Keşkeği vurmuştu yani. Böyle arkadaşlar. Akşam oldu. Akşam oldu. Vallahi özlemişim he. Evet. Domuzun altında var. Tamam aşkım. Tek yenmez yani. Değil mi? Kalabalıkta. Daha da kalabalık olsun. Değil mi? Ben çocuklar da geliyor dedim ama gelmediler. Değil bir mi? De şey yani bunu yerler mi o zannediniz? Evet. Isıralım oğlum börekten. Hadi. Ye yavrum ye. Hadi annem. Bak Barış börek iki, en az iki dilim yiyeceğim. Kolanı da iç. Isır. Yemem ki iki dilim. Yersin anneciğim. Ye, yersin. Ye. Ye, yersin. Öğüyeceksin, okula gideceksin. Yersin okula. Paşam. Salata da güzel olmuş ya. Hele. Hakkınızı helal edin valla arkadaşlar. Sen ne yiyorsun keşke? Olsun hani insanların canı isteyebilir. Yani. Ben bazen mesela izliyorum. Patates haşlaması bile insanın bazen canı istiyor. Tabii tabii. Barış bir tane şundan ye oğlum. Çok güzel. Merhaba de. Şuraya bak. Bir naz, bir nazla yediriyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. Turşu güzel olmuş değil mi? Şöyle bir daha göstereyim. Biz dövmeyiz arkadaşlar. Bak dövmeden bile yani güzel. Yani biz dövmeden. Kendine. Bizim dövülmez yani böyle. Buğdaylar böyle tane tane düşer. Özleşmiş yani değil mi? Yani biz böyle, Isparta usulü böyle arkadaşlar. Biz böyle yaparız. Anne sen de beni çek. İşte böyle. Bak heh, şimdi çekiyorum. Açık kamera gördün mü? Öyle demin mi? Arkadaşlar biz videoyu başlattık. Evet şimdi baş çekiyor. Afiyet ben, olsun. Sağ ol, eline sağlık anne. Ben tripodu getirmedim. Tripodu getirseydi iyi olurdu ama. Evet. Şöyle kurardık. Ye ye. Vallahi çok böreğimiz güzel olmuş. De var. Peynirli böreğimiz. Daha orada kaç kişilik var? Keşkek. Baksanıza arkadaşlar. Salatalık turşusu kıtır kıtır olmuş. Çok güzel olmuş salatalıkta. Sapsarı görünüyor vallahi. Evet.
kıtır 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 olmuş vallahi. Ben bir tane yiyorum akşamları birer tane. Çok acıkmışım vallahi. Yiye. Ben de tek başıma yiyemiyorum kızım. Hele dün hiçbir şey yemedim kendi başıma. Tabii canım. İnsan tek başına. O hap var ya. O hap beni tok tutuyor. Akşama kadar hiç acıkmıyorum. O hap. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi yani isterseniz siz de pişirin. Yapanların yiyenlere afiyet olsun. Buğday, nohut, et. Ben var ya bizim oranın keşkeğini hiçbir yöreneceğine evet, değişmem hiç, anne. En güzel bizim yok, oranın. Yok bizim oranın güzel. Tam ortalı çekiyorum bak, seni. Bak ben Muğla'da da yedim. Muğla'da sen de birlikte yedik ya düğünde. Muğla düğününe yedik. Yok ben sevmedim onu. Dövüyorlar işte. Dövüyorlar sevmedim. Ben öyle sevmiyorum. Evet. Yani keşke buğdayı dövmeyeceğim. Böyle tane tane evet. Gördükçe içinde değil mi? Ulizinde konuşuyor. He. Pembiş pembiş giydim. Ben sarı sen pembiş. He. Belki de sarı. Hiç güzel sarı. Ama güzel bir sarı. Güzel sarı hardal. Bunu da bana kızım almış hediye. Almış gelmiş giydim ben de. Hediye almış. Ben de giydim. Sağ olsun. Çok güzel. Videoda bluzun çok güzel çıktı. Ya. Arkadaşlar bluzu pek güzel valla. Pek süslüymüş. Süslüymüş zorla giydim ya. Kaç yıldır böyle boncuklu giymiyorsun. Şimdi kızım alınca hediye olunca giydim. Tamam oğlum. Ha ve çocuğa kola ver. Barış kola içsin Barış. Barış tamam, gelmiş bak, Barış. Ana Barış evet. Gelmiş. Ha. Böreği de peynirli yap verdim çocuklar sever diye. Ay vallahi bunu sıcağıyla vallahi saldırdım ya. Evet sıcağına yeni zaten kızım. Uzun zamandır yememiştim ya. Evet. Ben bayağı oldu. Yani bizim oranın böyle yemedim. Evet tam fırın keşkeği olmuş. Baksana yani çömleğe koysan versen aynı böyle aynı, şey. Aynı evet o düdüklüden bak. Hı, düdüklüden şey mi? Düdüklüden. Bunun şeyi kalın. Hiç dibi tutmaz bunu. Sana alalım böyle bir tane. Ben de böyle güzel bir düdüklü alacağım ya. Kimden aldım ya? Benim düdüklerim var ya mercimek çorbasında bile dibi tutuyor ya. Yok. Bak hiç saat kadar hiç dibi tutmadı. Arkadaşlar bunun içinde bizim oranın pastırması da var yani şey. Annem burada bizim oranın pastırması gibi bastırma kuruttu. İçinde ondan da var. Şu an ağzıma o geldi. Lezzetliymiş değil mi? Aman nasıl lezzetli. Hadi anneciğim bir tane daha ısır. MasterChef başlamış içeride. Yok 9'da başlıyor. Yani şey özet ha. Başlamış. Arkadaşlar MasterChef'i izliyoruz. Her gün ben MasterChef'i izliyorum. Annem de izliyor. Şey çekimlerimi erkenden yaptığım zaman çekimi erkenden yapmaya çalışıyorum. MasterChef'e yetişeyim diye. O gün var ya o patlıcan karnıyarığı var ya. Çabuk yaptım MasterChef'e yetişmek için. 9'u bulduruyorlar. He. Çok güzel olmuş turşu. Baksana ben iki tane ikinciyi yiyorum turşu. İyi. Daha bir daha kurdum orada. İşte her yörenin bir şeyi var. Bizim yöremizin böyle yani. Biz böyle. Azıcık denesinden yiyelim. Anne bana da denesinden koy. Bir. Dur bakayım düdüklü de göstereyim bir de. Göster. Şu benim. Denesinden koyuver bana. Bakın arkadaşlar şey. Denes de var, eti de var. Etinden koyma. Özleşmiş iyice. Geliyor ya özleşmiş iyice. Eti tam yeter anne. Ekmeksizi. İki tabak olacak. Ekmeksiz. İşte bakın arkadaşlar böyle yapmış annem düdüklü de. Bakın daha nasıl bak. Özlü. Pek güzel olmuş valla. Bak dibi tutmamış ya. Biz nohut da katarız arkadaşlar. Mesela çoğu yöre nohut katmıyor. Çocuklara götür belki yiyelim. Yok anne onlar yemezler. Arkadaşlar çoğu yöre katmaz. Biz katarız. Nohut. Değil mi? Nohutlu bunun lezzeti çıkar. Az mı oldu? Etinden yok. De değil. Hayır yeter. Demin çok et koydun sen bana yeter. Valla.
Çok lezzetli olmuş. Ya bu buğday var ya gerçekten çok lezzetli yapıyor ya. Buğday lezzetli oluyor. Yani buğdayı yemesi lezzetli. Yani bu buğdaydan yoğurtlu çorba yap, o da güzel oluyor. Çorba, evet. Buğdayın kendisi lezzetli oluyor. Mesela pirinçten böyle bir yemek yapsan lezzet vermez. Yani Anadolu'da her yöre bilir keşkeyi. Ama bu buğday iriydi. Baksana gösterelim. Yok, buğdayın kendi özelliğinden anne. Lezzetli yapıyor. İnşallah ben bir gün bunu çekerim, atarım YouTube'a. Yani böyle aşamaları ara ara çekip yapmam lazım. Mesela buğdayı nasıl şişirdiğimi. Evet. 34 dakikalık video alanım var. Bluzu konuşuyor vallahi. Arkadaşlar bluzu konuşuyor annemin. Yasemin'in hediyesi, kızımın hediyesi. Bak böyle poz. Kolları boncuklu. Güzel güzel. Güle güle giy. Sağ ol. Buradan herkese selam. Yasin'e de selam olsun. Herkese. Isparta'ya, İstanbul'a, herkese. Gelin yiyelim, gelin. Mesela bir kere Ezgi Sertel mi gitmişti hani yemek programı çeken kadın? Ay, parmağımı geçirdim arkadaşlar, kusura bakmayın. O işte Yalvaca şeye gitti, Kızılca Mahallesi'ne. Orada yani yaptılar. Bizim köye yakın herhalde orası. Tabii. İşte arkadaşlar hani bir ara Star'da bir yemek programı vardı. Ezgi. Ezgi Sertel de. Ezgi'nin programın adı neydi hatırlayamadım. Ezgi'nin lezzetleri miydi? Öyle bir şey. İşte o... Yani lezzet haritası. Lezzet haritası. Tamam. Arkadaşlar lezzet haritası diye hatırlarsınız, şovdaydı programı. Yani onu ben YouTube'da buldum mesela. İşte bizim anne gitmiş o yöreyi, bizim yöreyi. Ya yani çömlekle fırına attılar video tabii, şeyde. Sabahada bir şey yok. Programda onu öyle hazırlamışlar bizim oranın kadınları. Çömlekte hazırlanıyor o. Sabahı daha öyle bir şey, iyice özleşti. Ama acaba ona nasıl hazırladılar? Kaç saat önce atmışlardır Ezgi gelecek diye. Akşamdan. Ezgi'nin geleceği belli ama program yapacak ya. Evet. Onu onu önceden atmışlardır önceden fırına. Atmışlar. Önceden atmışlar. Ezgi de çok beğenmişti ama Ezgi Serter. Hatta orada dibi tutar biraz böyle yanık yanık, çok güzel olur. Yani ünlüdür arkadaşlar. Bizim Isparta Yalvacımızda. Yani tencerede pek pişirmezler bence. Köy fırınlarında bence şeye hep çömleğe atıyorlar. Valla çok güzel olmuş ya. Hayır. Ne oldu oğlum? İşte böyle oğlum arkadaşlar. Dedim Barış dedim sana. Barış gelmiş. Valla böreği falan yiyemeyeceğiz biz. Onu sonra çayla yeriz. Ben şimdi çay yiyeceğim. Bu yeter anne. He. Arkadaşlar yani Google'dan girerseniz Isparta Yalvaç usulü keşkek diye orada var yani bizim nasıl yapıldığına dair. Anne hani Isparta yöresel yemekleri diye girince var. Olur. Ya ben tavuklu beğenmedim. Tavuk yok, tavuklu olmaz. Şey... Tavuk bir lezzet katmıyor. Yok. İşte böyle arkadaşlar. Ben yedim canım, işte hızlı hızlı yedim. Havalar da serinledi Bolu'da valla. Akşam soğuktu ya. Şu karşı dağlar arkadaşlar, Gölcük tarafı. Bakın onun arka tarafları Gölcük, Seben, o taraflar oluyor. Bak oğlum dağlar gözüküyor. Çizgi halinde, gördün mü? Üzerine duman çökmüş arkadaşlar. Ya orada yağmur yağacak. Yağmur var orada. Bak orada ormanda yağmur var ha, Gölcük'ün ormanında. Baksana kara bulut onun üzerine çökmüş, dağın evet. Üzerine.
Şu çizgi halinde bakın arkadaşlar gözüküyor. Gölcün. Bundan sonra yağacağım. Hani arkadaşlar böyle tek bir tane ev var ya kartpostallarda da yıllardır evet, gözükür. İşte Gölcük. Orası Gölcük. Gölcük de orası da karşı dağlar. Kıbrısçı, Seben o tarafa gidiyor. Oradan gidiliyor o taraflara. Seben Kıbrısçı ondan sonra da zaten Beypazarı falan geliyor arkadaşlar. Biz o yolu kullandık. Beypazarı'na kadar gidiyor o yol. Ankara'nın ilçesi Beypazarı. Beypazarı'na kadar gittiydik. Beypazarı, Nallıhan. Nallıhan'a da yakın. Ankara'yı ben seviyorum ya. Yani Ankara'nın şeyini seviyorum. O ilin ne bileyim kuru böyle. Güzel ya oğlum ya, dur. Güzel. Ayaklarım battı yavrum. Dur yavrum. Acıttın oğlum bacağımı. Bak kamerayı oynattırıyorsun bana. Arkadaşlar şu köşede şey Narven. Bolu'da ünlü kaplıca var Narven. Ya oğlum bak bırakır mısın yavrum tokamı? Kaplıcalara gidemedik. Hmm. Kışın gideceksin zaten. Yazın sıcağına gidilmez ki. Yazın git. Yani ama yazın ne yapacaksın anne? Buram buram terlerken kaplıca. Kaplıca gitme zamanı kış ayındadır. Dışarıda kar olacak, evet, kış olacak, soğuk de, olacak. Kaplıca da sıcacık şey sıcacık suya gireceğim. Biz yıllar önce Pozantı'daki kaplıcaya gittiğimizde o gün kar yağıyordu. Ben yedim bitirdim. Ha, yani hem kar manzarası izlediydik hem suya girdiydik. Çok güzeldi o otel ya. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Valla o orman kararmış ha. Yağmur var yağmur orada. Var yani. Orada yağmur var. Şehir merkezinde yağmıyor ama bence orada yağmur yağıyor. Yağmur var bence. Sen nasıl serin oldu hava? Akşamları çok güzelsin. Hmm. Ya ben artık üşüyorum salonda. Ben ne yaptım biliyor musun anne? Yumaş diyorum ama mavişi var ya salonun kapısını kapattık, ışığı da yaktık. Mavişi öyle kapısını da açtık, bıraktık geldik. Kendi mi duracak şimdi? Ya hayvan belki çıkmak ister. Ha doğru. Yazık hayvanın canı sıkılmasın. Camı kapat dedim. Camı kapattım ya. Küçük çaydan yeter mi baktın? Yeter yeter. Kim içecek? Barış anneannesine bugün günlerden gel. Keşkek günü arkadaşlar. Bugün keşkek günü. Bugün pazar ama pazara gidiyor annem. Valla hafta sonu da bitti. Yine pazartesi geldi. Hani bugün pazara gideceydin ya. Gitmedim valla artık. Boş ver ya. Valla hiç. Orası da eziyetli. Yok zaten işim vardı anne. Yürüyerek gittin mi cumartesi pazarına? Yok dönüşte oradan otobüse binerdim de şey ya yani evin işi vardı. Çünkü arkadaşlar domates sos yapıyorum. Bugün 5 şişe yaptım. Geçen gün 9 şişe mi oldu? Al benimkiler boş aldı orada. 9 şişe oldu. Yarın anne şeyden Art Market'ten alacağım. Bir 10 kilo daha alsam o küçüklerin de yarısını yapar. Küçükler var şimdi. Büyükler bitti. He. 4 tane şişe aldım bir de etcek gibi ya. Tam ben şimdi birazdan dur şu keşkek yedim ağırlık çöktü. Unutmadan. Şey yapacağım. Domatesini ben senin soyarım. Doğrarız hemen atarız koca bir tamam. Büyük bir tencereyi. Yapalım bakalım nasıl olacak. Düdüklüden bir şey oldu bizim. Hayır ya. Büyük tenceren yok mu? Büyük tencerem yok. Şu emayede yapıyorum ben. Şu şeyde. Emaya i̇şte büyük tencere mi? Lazım oluyor böyle şeyler. Evet. Büyük tencere. Ben de şimdi yukarıdan kim elde edeceğim. O şeyi alır şu emaya. Onu da şey ettim. Neyse o zaman 2 şişe yaparız. 2 şişe bir yapalım bakalım. Hı. 2 şişe yaparız. Arkadaşlar ben de bugün 5 şişe yaptım. Size göstereceğim yani yaptığım domates sosları. Valla yani hızlı hızlı yapıyorum. Çekim yapamıyorum arkadaşlar. Yani şimdi oraya bir sürü anne tripodu kuracağım. Ayarlamalar yapacağım. Yani o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın yani size yapmış halini göstereceğim.
Yaparken çekemedim çünkü acele acele yaptım ben yapıyorum. Ya, ne oldu oğlum? Ne oldu? İşleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hı? Ne oldu? Senin karnın doyuyorsa hadi git içeri anne. Balkona çıkma. Balkona çıkmak yasak ama. Balkona çıkma oğlum ha. Doydum galiba. Karnım şişti ya. Ben artık ekmeksiz yiyorum. Ben de ekmeksiz. Yavaş yavaş yiyorum ki mide ağrısın diye. Bırakamıyorum da çok lezzetli. İçirdim bak. Allah bereket versin. Lezzetli olmuş. Eline sağlık anne. Güzel olmuş. Kesene bereket. Afiyet olsun. Böreğe falan midede yer kalmadı artık. Çayına yersin. Çayında. Çayla yeriz. Börek de güzel oldu. Peynirli börek. İşte böyle arkadaşlar. Herkes kışlık hazırlık yapıyor ya. Kırılmış geçmişler vallahi hep kışlık diye. Görmedin mi marketin önlerindeki kavanozları? Paket paket. Kavanozlar. Kavanoz. Kırmızı biber. Şey, kavanoz ve kapak. 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 Herkes. Aa, yapamayız çünkü ben kapak almadım. Almadın mı? O eski kapakla. Olmaz anne. Evet. Tüh. Aklımda bir şey var dedim ya. Tüh. Hayda. Eski kapaklar asla yapamayız, atar. Atar, evet. Aklımdaydı da. Bu çocuğu araba çarptı ya, ben şey oldum ya. Evet. Neyse bakalım. Hayırlısı. Bir şey değil, domates de aldı diye üç kilo. Dursun o domates, bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Yo, domatesi şöyle doğrar kaynatsak yarın da ekşir ama. Ekşi. Mutfak benim çok sıcak. Ekşir anne ya. Bildiğin gibi değil. Sabah ya da domatesi balkona koyar ne buz gibi dursun orada. Şeye go vermiş o ön balkona. Oraya. Yani kabak. İşte ben bir ay önce kapak almaya başladım. Ya kapak al. Bim'de var ya. Bim'de hani bu böyle paketli üstü desenli kapaklardan geldi. Koca bir şey sele. Onlar var ya bitti Bim'de. Herkes şeyde aldı. De çok şu. Nerede var o desenlilerde? Kırmızılı, çiçekli gibi. İşte ben öyle istiyorum. Bir daha alacağım ben. Bak şunlar benim düz kırmızı. Ha düz kırmızı. Düz kırmızı. Ama benim bu aldığım kapaklar çok güzel tuttu. Çok güzel tuttu ya. Niye almadım ben kapak ya? İşte öyle paket halinde alsaydım bir geçenlerde. Şimdi artmış. Şey de çok avantajlı. Çok. Kapak mı? Hı, çoğudu. Aklımdaydı işte. Migros'ta da o desenlerden var. Aman düz oluversin. Onlar atayım mı karşı kırmızı kapaklar? Onlar hani bir daha tutmaz ki. Kullandın mı onları? E kullandım işte. E tamam o atar. Atar o bir daha. He. O olmaz. Atıverin onları. Kapakları bir kere kullanma hakkı var. Ben sıcağıyla böyle elimle kuru bir bezle sıktım. Hmm. Hemen ters kapattım. Kilit. Yani kolum şey ya sıkamıyorum. Yok o kapakları sıkmana gerek yok işte. Şöyle hafif sıkıyorsun tutuyor. O kapaklar güzelmiş. Ben o yüzden şöyle diyorum. Bakalım. Salatayı yıka. Ben de yemedim. Turşunun yarısını yedim. Ya salatayı falan yiyemedim ki. Keşke doyurdu karnımı. Turşu güzel olmuş ya. Vallahi yaz turşusu kış turşusundan daha güzel oluyor. Evet. Çabuk oluyor, kıtır kıtır oluyor. Kışa kursak böyle güzel olmaz. Keçi boynuzu. Harnup. Pekmezi. Harnup pekmezi. Ha şey kan yapıyor mu? Tamam işte bak. Harnup pekmezi o. Öyle mi? Hı. Parmağımı deliyorum da bir direm kan çıkıyor. O var ya şey o. Harnup pekmezi. Allah Allah. İyice kansız kalmış. Keçi boynuzu ya. Harnup pekmezi. Ha. Öyle aldım onu. Günaydın. İyi yapmışsın. O çok faydalı. Çünkü parmakların uçlarında kan kalmamış. Bunu bitirmeye çalışıyorum anne kalkamayın. Bitir. Daha var keşke. Valla arkadaşlar bakın ne salatayı yiyebildik ne böreği. Karnımızı şişirdi ya. Karnımız bu var ya sade ekmek bile çıkarmayacaksın anne. Bunu ekmeksiz yiyeceğim. Ya ben
kaşığı daldırıp daldırıp yiyeceğim bunu ekmeksiz. Kuyverim denesinden. Hayır ben tamam doydum. Karnım gibi bir tane. Onu sonra. Ay karnım şişti. Çay güzel gider. Arkadaşlar Bolu'da akşamları serin oluyor. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl oluyor. Bizim burada serin oluyor. Serin ya. Çok güzel akşam serin. Akşam buz gibiydi. Ben şeyi kapattım balkonun camını. Hadi yavaş yavaş yorganları çıkarırım evet. Ben ya bu gidişle. Vallahi. Aman serinlesin ya. Yalnız bizim benim bura şey oluyor. Güneş vuruyor böyle. Kışın. Aşırı sıcak oluyor. Kışın bile senin burası güneş ısıtıyor burayı. Bakalım arkadaşlar, karnı yarıktan sonraki yemek videom ne olacak? Artık aklıma ne eserse onu yapacağım. Sürpriz olsun size. Değil mi? Sürpriz. Yarın pazar, yarın ne bir şey çekecek mi? İşte, bilmiyorum ki yarın çekim. Bu domates işleriyle uğraşıyorum ya. He. Bu konserve şişesi yapıyorum diye başımı kaşıyacak zamanım yok. Anca evin işi. Çekim yapamadım ya. Çocuklar gelecekler mi akşam bizim? Uğrayabilirsek anne yani 9'da 10'da gelirsek geliriz dediler. Şey, oradan arkadaşlar. Onlar arkadaşların doğum günü vardı Furkan'ın oraya gittiler. Uzan'la Deniz de ikisi beraber kutlayacaklarmış. Ne zaman yapacaklar? İşte belli değil. Okula atınma. Hele şu maaşı alayım da. Hazırlık. Arkadaşlar her şey paraya dayanıyor yani. Paramızı alalım ki. Deniz'in mi yaptın? Hazırlıklar. Ozan'la ikisininkini yapacağım anne işte. Karışık. Aynı gün. Çünkü Ozan'ınkini yapamadık. Deniz'le birlikte yapacağız artık ikisininki. Yani böyle yaptım. Arkadaşlar Ozan'ın büyük oğlumun Haziran'ın 20'sindeydi ama yapamadık. O oldu bu oldu derken geçti gitti. Barış Deniz'inki geldi. Deniz dün 18 yaşını bitirdi. 18 bitti mi? 19. Tabii Deniz 18 yaşını bitirdi dün. Artık Deniz 18 yaşını geçtiği için istediği her şeyi yapabilir. 18'i geçti vay be. Yani Barış da 5,5 yaşında arkadaşlar. Ozan 20'yi geçti anne. 21'i dolduruyor şu an. Ya. Ben 64. Ozan 21'i dolduruyor. Deniz 19'u dolduruyor. Barış da bu Kasım'da 6'yı bitirecek. 7'ye 7'den gün alacak. İşte o bardaklar da bize benziyor. Aynı kendimiz gibi bardak aldık arkadaşlar. Evet. Tombiş. İnce bel falan değil. İnce bel de var. Ama neyse ya boşver o bardaklar güzel. Tombiş. İşte böyle arkadaşlar. Bizim günler böyle geçiyor. Annem çayı demledi bile baksana. Çayı ben demledim. Sabah ilk kalktım mı galiba ilk işim çay. Baklava yaptım. Evet, doğru. Vallahi bir konuşuyorum bir yiyorum. Karnımı şişirdi. O yüzden. Kasım'da anne şurada çıtlıklar çıkmaya başladı. Evet. Arkadaşlar şu parkın orada bizim temiz orası. Orada günek hindibağı yani. Hindibağı gidip toplayacağım Kasım ayında. Günek bağlayacağız. Günek. Orada bir video yapayım bu sene ya artık. Geçen sene yapamadık. Geçen sene. Ben şey bakayım gelelim bizim. Tamam bak gel. Arkadaşlar bak, geçen bak. Sene orada günekleri, hindibağlarını topladık. Eşim de işi vardı. İşini halletti. Dönüp geliyordu. Otları bitirdiniz diyor bize. Hiç ot biter mi arkadaşlar çimenlikte? İşte böyle. O hindibağı otu arkadaşlar çok faydalı bir ot. Yani yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten eğer bulunduğunuz illerde, pazarlarda falan varsa değil mi? Hindibağı çok faydalı. Evet, hindibağı faydalı. Veya bulunduğunuz yerde kır böyle otlak motlak yani böyle
tarla marla varsa gidin kazın yani. Çok faydalı bir ot. Şey, gerçekten ben onu yediğim zaman çok da lezzetli. Köfteyi yap tutmadın galiba. Yok anne, ne köftesi ya. Bize şey derler, deşileceğim mi derler. Deşilecek miyiz? Yani nasıl yiyeceğiz? Ya keşkeyi yapacaktın ya köfteyi. Ya ikisinden biri. Şunlar var çayla. Allah Allah, bir de onları almış. Çayla çayla. Limon tuzu aldım. Vay be, 35 dakikalık videomuz oldu arkadaşlar. Bu kadar yeter. Evet. Yavaş yavaş ben kapatayım videoyu. Vallahi evet. Konuşarak videoyu doldurduk. İşte böyle bizim günlük sevgili dostlarım. Böyle hayat devam edip gidiyor. Günlük telaşa. Kış geliyor yakında. Kış gelecek ya. Kış aylarında herkes tamam, evine. Sonbahar ayı girdi. Girdi. Eylül sonbahar ayı. Bir de şey, kışın herkes evinde oturacak artık. Evet. Oturacağız gayet. Bakalım bu sene Bolu'da çok kış olacak mı ya? Hı. Kar kış. Olur. Kar falan yağarsa iyi olur. Geçen ekmek sene... Ekmek de yemedim. Yok şimdi. Anne ben karnım doydu. Koy ekmeği. Sen ekmek aldırdım. Karnım şişti benim. Ben ekmekle falan onu hayatta yiyemem. Karnım şişti. Ben de yemedim. Kendisi zaten yemek çok doyurucu. Ekmek bir de yersem iyice duba gibi olacağız ha. Köfte yapsaydık ekmekle yenirdi. Evet, yapmadık ya. Neyse. İşte böyle arkadaşlar. Çay oluyor şimdi. Düğünler var hafta sonu bugün. Bugün kaç tane düğün? Çok. Günde, korna. Günde var ya 6-7 tane düğün oluyor. Evet, boyna korna sesleri duyuyorum. Dün şu aradaydı. Hı. Ondan sonra. Yok, düğün olayları da geçiyor caddeden tabii, boyuna. Tabii, boyuna düğün. Herkes kış gelmeden düğününü bitirecek artık. Geçen gün şuradaydı ama ne oynadılar. Ozan da dedi bana. 11'e kadar. 11.30'a kadar oynadılar. Anne dedi o arada sokakta dedi, düğün var dedi. Nasıl geliyorlarmış. Ya. Çok halay mı çektiler? Çok değişik bir oyunlar var. Bolunlar mı? Nasıl oynadılar? Valla balkondan izledim galiba. Şurada şu arada hemen. Tamam biliyorum, yerine Ozan da söyledi de bana. Çok değişik oynuyorlar. Köçek falan getiriyor onlar da. Bu arada köçekler köçekler vardı. Köçek. Gençler çok şey oynuyor. Böyle. Güzel oluyor ha düğünleri. Yo biz o Gövce çıktığımız zaman Tevfik'le geçip izliyorduk düğünleri. Geçen gün de şurada. Şey köçek falan oynatıyorlar. Bu Bolu'da var ya bir adet var. Mutlaka Gövce çıkarırlar gelini. Adet o. İki gün önce de şu parkın şuradaydı. Arkadaşlar. Geliyor düğün dernek sesleri geliyor. Sesleri geliyor tabii. Nerede olduğunu bilmiyorum. Daha dün bir de şurada vardı. Geliyor. Müzik sesleri saat 7'de başlıyor. Aman ne oyun kırıyorlar.